Dışavurumculuk, diğer bir adıyla ekspresyonizm, sanatçıların eserleri aracılığı ile duygularını ifade etmeye yöneldiği, eserlerin bireysel anlatım yoluyla aktarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır. Dışavurumculuk, çoğu sanat akımının aksine sanatçıların ortak bir hareketi değil, tamamen bireysel çabalarının ürünüdür. Öyle ki dışavurumcu olarak tanınan sanatçıların birçoğu birbirini tanımaz ve bu etiketi kabul etmez. Birbirlerinden habersiz olsalar da sanatçılar, renkleri gelişigüzel kullanır, deforme figürler içeren rahatsız edici kompozisyonları oluşturur ve göze hoş gelen ya da gerçeğe benzeyen figürler ortaya koymak yerine tamamen duygularını resme aktarmaya yönelir. Canlı renkleri ve duygu dolu fırça darbeleriyle Vincent van Gogh, Paul Gauguin ve Fauvist sanatçı Henri Matisse gibi sanatçılar dışavurumculuğa giden yolu açar. Dışavurumcular geleneksel sanat anlayışına tamamen karşı çıkarken modern sanat akımlarını destekler. Dışavurumculuk 20. yüzyılın başlarında modern dünya karşısında artan rahatsızlık ve endişenin insanlarda yarattığı etkiler sonucu ortaya çıkar. Birinci Dünya Savaşı, güç savaşları sonrasında ortaya çıkan modern hayat ile insanların bencil, acımasız ve doyumsuz oluşu sanatçıları dışa vurma iter. Edward Munch'un Çığlık adlı eseri şüphesiz ki dışa vurumculuk denince ilk akla gelen eserdir. Resme baktığımızda turuncu mavi karmaşık bir arka fonun hemen önünde duran, yüzünde korku, endişe, hayret ifadelerinin çarpıcı şekilde yer aldığı son derece deforme bir figür görülür. Bu figür ve yüz ifadesi sanat tarihinin en ikonik imgelerinden biridir. Çünkü figür adeta hayret, kaygı ve korku duygularının vücut bulmuş hali gibidir. Edward Munch, kızıl bir gökyüzü önünde ızdırap içinde duran figürü içeren bu resmin tablo ve taş baskılarını yapmıştır. Munch, Oslo Christiana'da yaşadığı bir anı üzerine yaptığı bu resim için iki arkadaşım ve ben bir patikada yürüyorduk. Güneş batıyordu. Gökyüzü aniden kan kırmızısına dönüştü. Bitkin düştüğüm için durakladım ve bir çite yaslandım. Mavi siyah fiyortun ve şehrin üzerinde ateşin dilleri ve kan vardı. Arkadaşlarım yürümeye devam ettiler. Bense korku içinde titreyerek orada kaldım. Ve doğanın içinden gelen sonsuz bir çığlık duydum demiştir. Görüldüğü üzere Munch'un içinde yaşadığı duygunun dışa vurumu Çığlık adlı tablosunun figürüne olduğu gibi geçmiştir. Figür son derece deformedir ancak Munch'un derdi çok başkadır. Dışavurumcu tarzdan etkilenerek ortaya çıkan gruplar da vardır. Daybrück yani köprü grubu Ernst Ludwig Kirchner önderliğinde 4 Alman sanatçı tarafından oluşmuştur. Grup geleneksel sanata meydan okuyarak geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmayı hedefler. Sanatçılar bilinçli şekilde basit ve kaba halde bırakılmış resimler yaparak abartılı nesneleri ve deforma renkleri ile yeni bir tarz geliştirir. Bir diğer dışavurumcu grup Mavi Süvari yani Der Blue Rider'dır. Ruhsal gerçekleri açığa çıkarmak isteyen grup adını Kandinsky'nin 1903 tarihli Mavi Süvari resminden alır. Atların gücüne ve güzelliğine hayran olan sanatçılar mavi rengin mistik gücü olduğuna da inanmaktadır. Mavi Süvari grubu sanatla insanların hayatlarına derin anlamlar yükleyebileceklerini düşünür. Dışavurumculuk akımının diğer öncü sanatçıları Egon Schiele, James Ensor, Otto Dix gibi isimlerdir. Bu sanatçılarla ve eserleriyle ilgili short videolar hazırlayacağım. İnsana, insanın iç dünyasına, duygulara ve duyguların dışa vurumuna yönelerek geleneksel resme adeta bir tokat gibi karşı çıkan, duygularını resimlerine çarpıcı şekilde aktaran dışa vurumcu sanatçılar, sanat tarihinde benim en çok takdir ettiğim ve etkilendiğim işleri çıkaran kişilerdir. Gerçekçi işleri yapmak elbette zor ve takdir edilesidir. Ancak duyguları resimlere yansıtmak ve sanat izleyicisine etkili şekilde aktarmak da hiç kolay değildir. Bu yönüyle dışavurumcuları çok beğeniyor ve takdir ediyor. Beni dinlediğiniz içinse çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Destek olmak isterseniz videoları beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Umutla, sevgiyle, sanatla kalın. Hoşça kalın.